Sürdürülebilir gelecek için en önemli başlıklardan biri hiç kuşkusuz ki atıksız yaşam formülleri. Bu formüller içinde atıksız mutfak, sürdürülebilir gıda ana gündem maddelerinden biri aslında. Sıfır atık yaşamı mutfağımıza, beslenme alışkanlıklarımıza nasıl dahil edebileceğimizi konuşmak üzere bugün 3 değerli şef bizimle birlikte. Claudio Kinali, Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün Claudio bize bir sıfır atık mutfağı üzerine bir tarif hazırlayacak. İtalyan mutfağından bir reçete. Dilersen sen onunla ilgili kısacık bir bilgi ver. Sonrasında da söz hepimizde olsun. Bugün çok çok basit ve çok basit bir yöresel tarif yapıyorum. Milano'dan gelen, Kuzey İtalya'dan. Benim aile bir taraftan oradan geliyor. İtalya kuzeyden risotto yemek yöresel bir yemektir. Ve orada her zaman da özellikle pazar günleri biraz fazla yapıyorlar ve biraz kalıyordu. Ve bu kalan risotto değerlendirmek için bir risol salto, kızarmış pirinçte. Yani böyle kazan dibi arasında Evet. biraz pirince ve üzerinde bazen biraz peynir sosu, bazen kalan et sosu. Bugünden dolaptan biraz kalan peynirleri biraz krema ile eritiyoruz Tüm ve bir sos peynirler olabilir yapıyoruz. mi? Herhangi bir peynir olabilir tabii Olabilir. ki yani. Sadece krema miktarı biraz değişiyor. Ne Tamam. zamanda biraz daha fazla kremalı peynir kullanıyoruz. O kadardı. Bu kadar basit malzemeler de var. Hazır Dünden bir kalan bir risottomuz risotto, biraz var. sade yağ, Peki. biraz kalan peynirler, biraz krema. O O zaman kadardı. tarif hazırlamaya geçelim mi? Tamam, ilk olarak da sosla başlaması lazım Tamam. çünkü bu hazır bir şey. Yani çok basittir. Biz de bir tencere alıyoruz. İçeriden biraz krema ekliyorum. Ondan sonra ihtiyaç varsa biraz daha fazla ekleyebiliriz. Ve böyle kalın tarafında böyle peynir biraz içeride koyuyorum. Ve yavaş yavaş çok sıcak olmasın. Bir parça problem yok gidebilir böyle. Bizden ekliyoruz. Sen peynirleri rendelemeye devam ederken Ebru'ya ilk sorumu sormak istiyorum. Sevgili Ebru, sıfır atık mutfak, sıfır atıksız mutfak, atıksız yaşam ne kadar mümkün? Aslında çok mümkün. Diyarbakır'da başlayan bir projeyle biz aslında bu kadar büyütüm atığın ne kadar fazla olduğunu ben 2 yıl önce Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile başlamış olduğum projede gördüm. Ya ne kadar atık olabilir diye düşünüyorsunuz. Bununla ilgili olarak aslında yapmış olduğumuz iş kompost yapmaktı. Kompost biliyorsunuz gıda atıklarının, mutfak atıklarının bunlar biyobozunur dediğimiz sebze meyve atıklarının biyolojik ortamda yanmasıyla birlikte oluşturulan bir toprak düzenleyici aslında. Doğadan geleni tekrar doğaya göndermenin bir başka yolu. Biz bu projeye başlamak istedik. Fakat dünyada önce bu projede yaparken dünyanın neresinde olduğumuzu görmek istedik. Ve gördük ki dünyada birçok yerde bu proje yapılıyor. Ama birçok ülke bunu sistemli halde yapıyor. Fakat bunu makinalarla yapıyorlar. Çünkü bütün bu şeyler işte çok fazla miktarlar olunca maalesef ki bunu makinelerle yapmak zorundalar. Fakat biz bunu oksijenli ortamda toprağın ihtiyacı olduğu şeye materyale dönüştürmek için oksijenli ortamda makine kullanmadan yapmayı planladık. Fakat gördük ki bu kadar yıldır maalesef yapılan birçok çalışmanın sayısal verileri yok. Ne kadar atık toplanıyor, ne kadarı dönüştürülebilir? Biz bunların atık şeylerine ulaşamadık. Çevre Bakanlığı'ndan aldığımız bir istatistik var. Bu çok önemli. Biyolojik atıkların, mutfaktaki atıkların vahşi depo, yani pardon, mutfaktaki atıkların düzenli depolamadaktaki oranı %55. Yani 100 ton atık varsa bu 100 tonun 55 tonu sebze meyve atıkları. Biz bunun nereden geldiğini bilemedik. Sorduk, dedik ki bu nereden geliyor? Tarladan mı geliyor? Bu yoksa şeyden mi geliyor? Ev atıkları mı? Bunlar ev atıkları mı yoksa bunlar tarla şeyden mi, halden mi, pazardan mı geliyor? Bununla ilgili bir de kayıt ya yok. Sonra biz bunu şöyle bir şey yaptık. Diyarbakır, bu rakamlar çok çarpıcı. Diyarbakır 2,5 milyon nüfusu var. Ve 2,5 milyon nüfusu olan Diyarbakır'ın merkezinde 8 tane ilçe var. Bu 8 tane ilçede her gün semt pazarı kuruluyor. Market ve manavlar da var. Bunları da 2 pazar olarak düşündük ve Diyarbakır merkezde bir hal var. Bu hale giren sebze meyveyi ölçmeye başladık. Ve biz gelen sebzenin yıllık ortalaması günde 100 ton sebze meyve giriyormuş. 8 ilçe için. Ve bunlar pazarlara dağıtılıyor.
Peki pazarlardan ne çıkıyor derseniz, pazarlar çok enteresandı. İlk gün 3,5 ton almıştık bir pazardan. Sonra ortalamaya baktık, her pazardan 3 ton atık alıyoruz. 2,5 milyon nüfuslu Diyarbakır'da merkezde 100 ton atığın 30 tonu atık olarak sebze atık olarak çıkıyor. Müthiş yüksek bir rakam. Çok büyük bir rakam bu. Evet. Bu bir tarım şehri değil. Bu bakliyat üreten bir tarım şehri. Peki sebze meyve üreten başka bir yere gittik. Adana'ya gittik. Adana 2,5 milyon nüfuslu. Orada da 6 tane belediyemizle bu projeyi yapıyoruz. Günde 165 ton alıyoruz. Ve dolayısıyla rakamlar çok büyük. Peki burada atıksız mutfak mümkün mü? Aslında tabii ki mümkün. Planlamak çok önemli. Yapılan yemeğin kişi sayısını porsiyonlamak, bunun kullanılan malzemeyi azaltmak, ona göre bir plan yaparak ilerlemek bu atıkları azaltacaktır. Bir de daha önemlisi, biz şefler özellikle başta olmak üzere ev kadınları, herkes şey diyor hani bu dünyanın gidişatında biz bir şeyler yapabilir miyiz diye, herkes bir şey yapabilir. Ürettiğiniz yemek üretirken sebze meyve atıklarınızı, hatta bütün atıklarınızı siz eğer mutfakta ayırabilirseniz ve bunun doğru yere gittiğini kontrol edebilirseniz, bu çok büyük bir geri dönüşüm. Ayırmak derken buradan kastın nedir? Şimdi biyolojik atıklarda şöyle bir şey var. Dalından kopardığınız andan itibaren sebze meyve bozulmaya başlar. Siz mesela şöyle anlatayım size. Eğer ki bu maydanoz sapını ya da elma kabuğunu siz bir pille birlikte ya da bir matbaa mürekkebinin olduğu bir gazete kağıdıyla, bir ilaç kutusuyla yan yana koyarsanız, bu biyolojik bozulma sırasında bunların içeriğinde ne varsa karışıyor birbirine. Sonra siz bunu alıp toprağa götürdüğünüz zaman oradaki bütün ağır kimyasalları ve ağır atıkları buradan oraya taşımış oluyorsunuz. Ve toprakta hiçbir şey iyileştirmiyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var, işin tekniğini şöyle anlatmak lazım. Siz bir elma yiyorsunuz. Bu elmayı yerken bunu siz sindirmiyorsunuz. Elmayı yiyorsunuz. Bunların bütün bir sindirim sisteminiz çalışıyor ve bağırsaklarınıza kadar getiriyor ve minicik parçalar haline getiriyor bunu. Bu minicik parçalar bu şeydeki bağırsaklardaki mikroorganizma var ve bakteriler tarafından yeniliyor ve onların bize salgıladığı her şey bizi besliyor. Aslında biz sadece parçalama görevi görüyoruz vücudunuzda. Evet. Topraktaki sistem de bu. Toprakta bir besin zinciri var. Bitki var. Mikroorganizmalar var, yani bu sistemin üreten, besin sistemin üreten milyonlarca bir bakteri ve mikroorganizma var ve organik madde var. Organik madde dediğimiz sebze meyve atıkları. Hani bizim yapmış olduğumuz kompost aslında bu. Sebze meyve atıkları bu bitkinin yemeğidir. Bitki bunu başını eğip yemeyeceği için buradaki mikroorganizmalar çalışıyor. Bunu yaparken atmosferdeki karbonu çekiyor ve bundan besin zincirini oluşturuyor ve bunları besinleri yedikten sonra, organik madde yedikten sonra bunu bitkiye taşıyor. Bitki de bununla besleniyor ve bize oksijen veriyor. O yüzden bu sistemin, besin sisteminin doğru çalışması lazım. Bizim şu anda Türkiye'deki topraklarımızdaki besin şeylerin organik madde miktarı %49'unda, tarım topraklarının %49'unda organik madde miktarı %5 olması gerekirken %1'in altında. Bu sistem çalışmıyor şu anda. Evet. Çünkü kullanılan kimyasallar, iklim koşulları buna artık müsaade etmiyor ve gün geçtikçe çölleşiyoruz. Bizim yapmamız gereken en önemli şeyler, başta şefler olmak üzere, hepimiz bugün evinde yemek yapan herkesin aslında buna bir katkı sağlayabilir. Atıkları doğru ayrıştırmak lazım. Yani sebze meyve atıklarının içerisinde sebze meyveden başka hiçbir şey olmaması lazım. Doğru ayrıştırmak, bunları doğru yere gitmesini sağlamak en önemli şey. Peki hemen Claudia'ya sormak isterim. Konu tabii şefler olunca ve hazırlanan yemek miktarları fazla olduğu için atıklar da büyük bir ihtimalle çok daha fazla oluyordur. Kesinlikle. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Valla ilk olarak da biraz da böyle bir mühendis bir sistem var. Evet. Ya restoran tarafında. İlk olarak da menü. İnsanlar da zannediyorum menü bir tane rüya bir kayıt. Biz ne istiyoruz yazıyoruz. Hiç böyle bir şey değildir. Menü tamamen bir tane atıksız odaklı bir kayıt. Biz her şeyi orada mentalite ile yazıyoruz. Örnek, roka salata varsa ben roka raviolisi var. Çünkü ikinci gün rokası haşlıyorum, ezmeleniyorum, peynir karıştırıyorum ve ravioli yapıyorum. Et suyu, sebze suyu, kuzu suyu, hepsi kalan kabuk parçalar ve kemik ile yapıyoruz. Herhangi bir sakatat çöpe gidemez. Bazen böyle bir restoranla sadece bonfile kullanırken, bu inanılmaz bir egoistik bir harekettir. Bu olmaması lazım. Biz bütün parçaları kullanmak zorundayız. Bu çok önemlidir. Kesinlikle.
Yani bu bir eğitim olarak da, ek olarak da bir personel bir sistem var. Bizde kaç kişi bizim dükkanda var yani. Biz analiz ediyorlar, atik kontrol ediyorlar. Biz bazen çöp kontrol ediyoruz. Gece açıyoruz, kontrol ediyoruz. Yapıyoruz. Yapıyoruz çünkü bazen insanlar eğitim vermek zorundasınız. Çok doğru. Bazen sensibilite, böyle sensibilite böyle şey, biraz insanlar daha hissetmesi lazım. Biz bütün hazırlık yaparken üzerinde değer yazıyoruz. TL bazında. Aslında bu hazırlık ne kadar? Aslında bu özde bir eğitimi gerektiren bir formül bildiğim kadarıyla. Bir yazıda okumuştum. Aslında Anadolu kadını, Anadolu mutfağı bu konuda çok adım adım önde. Bunu zaten binlerce yıldır, yüzlerce yıldır yapıyor. Sen bu konuda Türev ne söylemek istersin? Ya şöyle, bence bizim bir karar vermemiz lazım. Yani geleceğe yönelik olarak samimiyetle bir karar veriyor olmamız lazım. Dememiz lazım ki biz vermiş olduğumuz bu karar geleceğimizi nasıl şekillendirecek ve nasıl bir gelecekle buluşacağız? Şimdi biraz önce Anadolu'dan bahsettin ya, Anadolu'ya git. Hepimiz çok fazla seyahatlerde bulunuyoruz. Anadolu'da sokaklarda gıda bulamazsın. Çöplerde olabildiğince azdır. Köylerde özellikle. Çünkü biz Türk mutfağı geleneğinde ve kültüründe ne bileyim bayat ekmekten ekmek kadayıfı yapan aslında bir toplumuz. Şimdi biz aslında kültürel değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar atıksız mutfağı sürdürülebilir bir hale getirebiliriz. Evet. Şimdi biz buna baktığımızda aslında çok geçmişe gitmeden, pardon, çok geleceğe gitmeden bir geçmişe bakıp buradan sahip çıkmamız lazım. Bu nedenle burada toprağa, tarıma, tamam mı? Şeflerin bunları biliyor olması lazım. Tabii. Dememiz lazım ki ürün nereden geliyor? Şimdi bu ürün hangi koşullarda üretiliyor? Ne kadar emek veriliyor? Bu ürünü üretmek için ne kadarlık bir ne bileyim mazot yakılıyor, tamam mı? Şimdi doğaya ne kadarlık bir zarar veriyoruz? Menü planlamasından tut her şeyine kadar biz bunların kıymetini bilirsek o zaman atıksız mutfağı daha iyi sağlarız. Şimdi burada bir tane risotto var. Şöyle çok basit bir matematik yapalım. Biz diyelim ki günde 2 kaşık yemeği atıyoruz. Tamam mı? Ortalama 30 gram olsun bu. Tamam mı? Ayda 900 gram yapar. Yani 1 kilo diyelim. 12 ayda 12 kilogram yapar. Tamam mı? 80 milyonluk bir ülkedeyiz biz. Hı. 960 milyon kilogramlık bir atıktan bahsediyoruz bir yılda. Evet. Hepimizin 2 kaşık aslında. Evet. 2 kaşık ya ne olacak ki dediğimiz ve attığımız şey bu. Şimdi rakam o kadar büyüyor ki. Şimdi biraz önce şunu söyledin. Ben ne yapabilirim noktasında herkes bir şey yapabilir. Tabii. Şeflere çok büyük iş düşüyor ama evdeki kadınlara da, evdeki erkeklere de, evlatlarımıza da çok herkese iş düşüyor. Emine şöyle bir şey eklemek lazım. Aslında şimdi gene birbirine bağlantılı. Anadolu'da bir baktığın zaman atık yok. Hani mesela çok fazla Diyarbakır'daki atık miktarı şöyle söyleyeyim. Nereden geliyor konusu geldi gene. Biz dedik ki o %55 Çevre Bakanlığı'nın bize verdiği diyor ya hani düzenli depolamadaki bu biyolojik atıklar %55 diyor. Peki bu %55 nereden geliyor? Yaptığımız çalışmada şunu gördük. Tarlayla hal arasında %20'si kayboluyor. Bu mecburen olan bir şey. Evet. Peki. Yani bu oradaki şey büyük resim orası aslında. Bir de halle pazar arasında %30 gidiyor. Konutta ne kadar gidiyor? %5. Evet. Ama bu şehirlerde daha da büyüyor. Evet. Neden diyeceksin? Çünkü aslında şuna bakmak lazım. Nedenini sorgulamaktansa şunu düşünmek gerekiyor bundan sonra. Ben hep bunu söylüyorum. 2018 yılında Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu bir rapor var. Diyor ki 2050 yılında dünyanın nüfusu 10 milyar olacak. Hı hı. Ve bu 10 milyar nüfusun %35'i kırsalda yaşayacak. %65'i şehirlerde yaşayacak. Ve bu %35 %100 için üretim yapacak. Bu 2018. Bu rapor açıklandığında Türkiye'deki şehirleşme oranı %72 idi. Çok yüksek. Şimdi bakın bu sene Mayıs ayında 2022 Mayıs ayında açıklandı Çevre Bakanlığı. Türkiye'deki şehirleşme oranı şu anda %88. Bizim üretimimizden sorumlu insan sayısı nüfusumuzun %12'si. Ama şuraya da bir daha adım atıyorum. Bir kere daha adım atıyorum. Şimdi israf şehirlerde ya. Şuna bir adım daha atıyorum. Gıdasızlık ya da gıdaya ulaşamama evet. konusu şehirlilerin problemi. Evet. Evet. Bu Anadolu'nun kadim bilgisine yetişen, Anadolu'daki insanın veya çiftçilikle uğraşan insanın. Onlar kendi başının çaresine bakılabilir. Evet. Onlar üretmediği takdirde şehir boş kalacak. Evet. O yüzden birlikte kolektif çalışmak lazım artık. Evet.
Buna hemen bir nokta koyarak ben tekrar Claudia'ya dönmek istiyorum. Claudia, şu anda gördüğüm kadarıyla tavada sade yağı erittin. Evet, peynir sos olmuş. Gördünüz mü? Biz hiç fark etmediğin geldi peynir kullandık. Burada bir tavayı sittik. Ve burada bizim kalan risotto atıyorum. Peki diyelim ki bu risotto değil de bir pilav. Evde bir pilav pişirdik. Şimdi, aynı yöntemle bu yapılabilir mi? O bence bir tık daha zor. Çünkü risotto ve pilav arasında büyük fark nişasta miktarı. Evet. Şimdi biz risotto yapmak için nişasta içeride istiyoruz. Doğru. Pilav yapmak için nişasta bırakmak istiyoruz yani. Çünkü biraz tane atıyoruz. Tane kalsın. Evet. Aynen öyle. O için biraz daha zor ama yapabilir. Tabii ki yapabilirdi. Biraz daha şey ekleyebiliriz. Biraz peynir eklerken tabii ki biraz daha kolay. Ama aynı zamanda biraz da ince yapabiliriz. Böyle bir ince bir pilav yapar ki böyle bir yöresellik var artık. Her zaman vardı. Her zaman yapabiliriz. Sadece bu kadar kalın belki bir tık daha zor. O kadar. Ben şu anda bu yavaş yavaş biz konuşuyoruz devamında. Bu çıtır çıtır oluyor. Ondan sonra tabak hazır olacak. Peki. Ebru, şehirli insanın problemi dedin. Evet. Aslında kırsaldakinin böyle bir problemi yok. Evet. Peki bu noktada o bağlantı, o kopan bağlantı aslında nasıl sağlanabilir? Neler şimdi, yapılabilir? Belli bir dönemde şimdi 1970'ten sonra dünyada aslında da gıda küreselleşti. Gıdanın küreselleşmesi hibrit tohumlarıyla birlikte. Şimdi herkesin şöyle bir şeyi var. Ben buna çok inanmıyorum. Diyorlar ya dünyanın nüfusu artıyor, bu kadar insanı besleyemeyeceğiz diye. Evet. 7 milyarlık insan ya da 8 milyar diyelim, bugünkü nüfus 8 milyarsa her gün 12,5 milyar insan için üretim yapılıyor. Aslında gıdanın adaletli bir dağıtımı yok. Mevzu burada. Herkesin gıdaya adaletli bir erişimi yok. Dolayısıyla ben şeye çok inanmıyorum. Bu zincir koptu. Nasıl koptu? 1986'dan sonra özellikle Türkiye'de hibrit tohumların girmesiyle, konvansiyonel tarımın hızlı bir şekilde hayata girmesiyle birlikte tarım küreselleşti, endüstriyelleşti. Eskiden bizim şöyle bir alışkanlığımız vardı Anadolu'da. Mutlaka çiftçilik, tarım yapan adamın mutlaka hayvanı vardı. Doğru. Tarımın atıkları, hayvanın atığı, tarımın atıkları hayvanı besler. Evet. Böyle biyolojik bir denge vardı. Ama şimdi ne oldu? Dediler ki daha çok üretmemiz lazım. Bu sefer hayvan çiftlikleri kurulmaya başladı. O bir taraftan tarım çiftlikleri kurulmaya başladı ve bu arasındaki ikisinin arasındaki biyolojik bu denge bozuldu. Ve tarım çiftlikleri atıklarını nereye atacak, hayvan çiftlikleri atıklarını nereye atacaklarını bilmiyorlar. O yüzden diyorlar ki büyükbaş hayvan yetiştirmek bugün karbon salımına neden oluyor. Evet. Öbür taraftan da bu adamlar bu atıkların ne yapacağını, bitkisel atıkları ne yapacaklarını bilemiyorlar. Şöyle böyle bir dengesizlik var. Şimdi bizim bana göre şöyle bir şey var. Bence dünyada ve Türkiye'de bizi hala kadim bilgi, Anadolu'nun kadim bilgisi bizi kurtaracak. Küçük çiftçiler bu işin bence kilit noktası. Dolayısıyla biz aslında çok büyük bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Doğru. Türev'in söylediği çok güzel bir şey var. Diyor ki bizim gıda atığımız yoktu ki, biz gıda atığını şehirleşme daha da hızlanınca öğrendik. Benim çocuklarım mesela şey yapamıyor. Biz bu pilav bir önceki biz yerdik. Ama bir önceki günden kalan yemeği şimdi çocuklar yemiyorlar. Ama biz de bunu acaba hani tekrar geri çevirebilir miyiz diye. Şimdi bu da çok önemli bir şey ki. Bu dünden kalan pilavın üzerine başka bir peynir kırılarak yapılıyor. Ama ben şuna da inanmıyorum. Maydanoz sapından yemek yapmaya kalkıyoruz. Patates kabuğundan yemek yapmaya çalışıyoruz. Zaten patatesden bir mutlu sana ulaşmamışız ki patates kabuğunu da bir başka bir eline değer kazandıralım. Evet. Ve ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben her gün tonlarca patates topluyorum sokakta. Maydanoz sapından çok güzel teritür oluyor. Ben sana söyleyeyim, bir güzel teritür oluyor. Çok güzel oluyor. her şey değil. Bizim o Çukurova mutfağında teritür vardır. Mutlaka şeyi değerlendireceği şeyler ama her zaman da bu ayrımı da çok iyi yapmak lazım. Çok o yüzden maydanoz sapını toprağa göndermek daha mantıklı ama maydanoz sapıyla yapacağın patates kabuğuyla yapacağın ve ona enerji vererek yaptığın başka bir şey mutlu sonu olmayacağı için onun mutlu sonunun neresi olacağını da çok iyi karar vermek gerekiyor. Kesinlikle. Şehir konusuna gelince bizim bu geleneksel bilgiye sahip çıkmamız lazım. Biz daha bilinçliyiz. Biz objektif olarak buradan Anadolu'ya bakabiliyoruz. Peki nasıl yapacağız bunu? Yerel üreticiyi desteklemek zorundayız. Ben mesela Claudio burada. Claudio dahil olmak üzere bütün İtalyan şefler nereye giderlerse gitsinler, kullandıkları malzeme mutlaka İtalya'dan geliyor. Evet.
Ama Claudio bu konuda bildiğim kadarıyla Türkiye'nin yerel ürünlerini kullanma konusunda çok hassas. Ama kendi ürünlerinin de farkında olan bir şef olarak. Evet. Ama onların böyle bir misyonu var. İtalyan şefler dünyaya ders verebilecek nitelikteler. Bizim en büyük zenginliğimiz, ben yarın Almanya'ya gidiyorum ve 173 kilo ile gidiyorum. Çünkü benim malzemem çok kıymetli. Ben bu malzemeyle oraya gittiğim zaman istediğim yemeği, istediğim sonucu çıkartabiliyorum. Dolayısıyla biz önce ürünü tanımak zorundayız. Üretimini tanımak zorundayız. Bu adamı, üreten adamı tanımak zorundayız. Urfa biberi nasıldır? Urfa biberini yersiniz, acı değildir, lezzetlidir. Acısı sonra vurur. Maraş biberi zehir gibidir. Bu gibi ayrımları bilerek Maraş biberini, Urfa biberini, Karacadağ pirincini, Mardin bulgurunu, Gaziantep mercimeğini, Adana'nın pamuğunu, bunların hepsini bilmemek zorundayız. Öğrenmek zorundayız ve adıyla istemek zorundayız. Bunu da yapabileceğimiz, böldüm ama bunu da bence yapabileceğimiz ya tek bir şey var, eğitim. Kesinlikle. Tamam mı? Şimdi bizim gastronomi okullarındaki müfredatlara baktığımız zaman tarımla ilgili ne kadar bir şeye eğililiyor. Ya biz o çocukları ne kadar toprakla temas ettirebiliyoruz? Evet. Yani hani şimdi burada çok kritik ve çok değerli bir nokta var. Yani, o zaman müfredatta bir şey var. Bence bütün değişikliğe hani, gidilmesi gerekiyor. Özel ve hani üniversitelerde de, özel okullarda da yani hani kurslarda da diyelim buna. Hani hepimizin bildiği belirli aşçılık kursları da var. Buralarda tarıma yönelik olarak bir şeyler yapılıyor olması lazım. Şimdi biz şanslı coğrafyalarda büyüdük. Sen de ben de. Evet. Çukurova çocuğuyum ben. Şimdi biz seninle de daha önce konuştuğumuz gibi bizim orada dağ var, ova var, deniz var, nehir var, toprak var, tarım var. Şimdi ben orada inek nasıl sağıldığını biliyorum. Tamam mı? Şimdi ve ya da o toprakta bir şey nasıl yetiştiğini çok iyi biliyorsun. Sahada olmanın avantajları var. Evet. Aynen. Bu bir şans bu. İnanılmaz büyük bir şans. Çok büyük bir şans. Çünkü benim annem de bunu biliyordu ve o bunu bildiğinden dolayı bak oğlum bu böyle böyle yapılıyor diyordu. Şimdi bir sonraki nesle baktığımız zaman bunu göremiyoruz biz. Tabii, tabii. Bunu göremiyorsak da o aradaki bağ kopuyor. Koptu. Ve koptukça da biz daha yaşanılması olmayan bir dünyada yaşamaya devam ediyor olacağız. Kesinlikle. Ya bugün sabah uyandım, oğlum bana dedi ki, 4,5 yaşında benim oğlum, baba dünyayı kurtarmamız lazım dedi. Şimdi bu muhtemelen izlediği çizgi filmlerden ya da bir yerlerden esinlendiği bir şey. Hakikaten bizim dünyayı kurtarmamız lazım. Ya düşünsene mesela sen biraz önce 2050 yılı ile ilgili bir istatistik verdin. 100 yıl sonrasını bir düşünelim. Bir simülasyon olsa da keşke 100 yıl sonrasını görebiliyor olsak. Yani bu şekilde gidildiği takdirde çok iyi bir manzara çıkmayacaktır evet. Ortaya. Ya bizim borcumuz var. Bizim evlatlarımıza, bizim geleceğimize boynumuzun borcu var. O borcu bir şekilde ödememiz lazım. Kesinlikle. Çok doğru. Biz biraz kesinlikle. Örnekler yaratması lazım. Evet. Ya bu çok önemli. Bazen çok inanılmaz önemli insanları biraz bu tarafında gelmek gerekiyor. Evet, doğru. Çünkü gida tarafında imaj olarak da örnek olarak da çok fazla böyle abartmış miktarları, tonlarca peynir böyle bir ekmek üzerinde gidiyor. Böyle çok fazla yağ üzerinde, et üzerinde dokunuyoruz. O zaman gereğinden fazla mı üretim ve yeme potansiyeli var? Yani yanlış bir yemek yeme şeklinden mi ilerliyoruz? Ya, bence iletişim olarak da dikkat etmesi lazım. Yani örnek yapıyorum. Ben tonlarca bir yemek yapabilirim. Binlerce insanlar varsa. Evet. Yani kimse yoksa bir kişi olarak da ben 500 gram çikolata bir tane profiterol üzerinde dokunuyorum. Ne faydası var? Hiç faydası yok. Yani öyle bir bize imaj olarak da bu çok değiştirme gerekiyor. Hani artık cool insanları böyle yaratıcı insanları böyle olması lazım. Kesinlikle. Yani bizde böyle ihtiyacımız var. Çok önemlidir. Ve ek olarak da bazen biz örnekler de var. En meşhur Türkiye'de iş insanları o kadar artık dikkat ediyorlar. Doğru. Ya bütün ana boyu şirketleri en önemli bir şey artık dikkat ediyorlar. Onlar para kazanıyorlar. Evet. Yani en büyük holdingleri ne kadar dikkat ediyorlar herkes biliyoruz. O için de örnekler var. Çok meşhur örnekler var. Birleşmiş Milletler'le yapmış olduğunuz bir proje vardı. Dünya Gıda Programı ile birlikte. Gastronomi eğitimi verip yani ara eleman yetiştirme noktasında. Biz şunu fark ettik Türev. Claudio işin bir parçasıydı. Gastronomi sektörüne, yiyecek içecek sektörüne
eleman, ara eleman ya da eleman yetiştiren meslek liselerinin eğitmenleriyle şefler ve sektör arasında büyük uçurumlar var. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Biz mesela şöyle bir şey yapılabilir eğitim kısmından geldiği noktada. Bana Claudio menü planlamasını ve mutfaktaki istatistiği anlatsın, saatlerce dinleyebilirim. O onun başka bir, belki de bilinmeyen bir yönü. Doğru. İnanılmaz bir şey bu. Şimdi çok güzel bir şey ki biz etki alanları yüksek insanlarız. Türevi biliyorlar. Türev gidiyor işte benim için ne bulmuştu? Manda kaymağı bulmuştu. O mandanın kaymağını gidip Afyon'dan getirmişti. Bunları en azından coğrafi işaret olup. Bunun gibi örnekleri çoğaltmak zorundayız. Evet, peki ama coğrafi işaretli ürünlere destek atıksızlığı çözme konusunda bir girdi sayılabilir mi? Tabii ki çok önemli. Çünkü yerel ürün desteklenmesi gerekiyor. Yerel ürün desteklendi. Siz adıyla istediğiniz her ürünü talep yarattığınız sürece arzı her zaman olacaktır. Şimdi şöyle bir şey var. Karacadağ pirinç. Karacadağ pirincin adını telaffuz ettiğiniz takdirde ya bu nasıl bir şeymiş diye performansını aldıktan ve bir Türkiye'nin yerel tohumlarından bir tanesi. Ve bunu aldıktan sonra ve çiftçi artık tüketici onu adıyla istemeye başlayınca çiftçi daha çok üretmeye başlıyor. Ve tabii hakkını ödemek gerekiyor tabii. Bütün bunların hepsini üst üste getirmek gerekiyor. Bunlar bizim kadim kültürümüz. Biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Tarım bu topraklardan başladı ve bütün dünyaya gitti. Biz aynı şeyi tekrar başarabiliriz. Atatürk'ün çok güzel bir lafı var ve ben buna çok inanıyorum. Ülkeyi sıfırdan kurarken özellikle İzmir İktisat Kongresi'nde söylediği de ve güvendiği ve sonrasında da yaptığı işler de bunu gösteriyor. Bu ülkenin en kıymetli iki şeyi var. Toprağı ve insan kaynağı. Ve kadim kültürü. Ben buna güvenerek, insan demek zaten kadim kültürü. Her şey, bir şeye ihtiyacımız yok. Yeni bir şarkı söylememize gerek yok. Biz geleneklerimize ve geçmişimize baktığımız zaman yine Atatürk'ün bir şeyi, bu ülkenin geçmişini okuyanlar geleceğini kuranlar olacaktır diyor. Bizim çok bir şeye ihtiyacımız yok. Süslü teknolojilere, yeni yatırımlara ihtiyacımız yok. Mevcut olanı tekrar, zaten böyle bir lüksümüz de yok artık. Enerji kaynakları doğadan geliyor ve biz onların yenilemesine izin vermediğimiz için, kendini yenilemesine izin vermediğimiz için bunlar olmuyor ve enerji kaynakları şu anda çok pahalı ve üretim de çok pahalılaştı. Evet. Ama bunu basit bir şekilde çözebileceğimiz birçok gübre, kimyasal gübre kullanacağınızda bizim çıkardığımız atıklar, şeyler, kompost bu gübreyi karşılayabiliyor. Çok güzel. Bu konuyla ilgili biraz daha detaylı bir bilgi verir misin? Şöyle vereyim. Aynı zamanda evdeki atıklar üzerine bir kompost fikri belki yaratabilir herkeste. Kompost fikri, şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda en büyük sıkıntımız enerji. Enerjide gübrenin kaynağı, ham maddesi amonyak. Amonyağın ham maddesi doğalgaz. Ve Türkiye %99 gübresini ithal ediyor. Neden? Çünkü gübre yapabilecek malzeme bizim ülkemizde bulunmuyor. Biz dolayısıyla yurt dışından gübreyi almak zorundayız. Ama Avrupa'da özellikle enerji kesintileri sebebiyle doğalgaza erişimde sıkıntı yaşandığı için birçok gübre fabrikası anahtar kapattı. Evet. Ve dolayısıyla 2 tonunu 2600 liraya aldığımız gübreyi 18.800'den alamıyoruz şu anda. Çünkü bir de gübre yok, arz da yok. Dolayısıyla böyle bir dengesizlik oluştu. Peki biz ne yaptık? Şimdi biz hep bunun üzerinden hep ne yaptığımız işin neresinde, dünyanın neresindeyiz, neye ne fayda sağlayacak kısmından bakıyoruz. Bizim çevre mühendisimiz Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Eda Dalgıç Çetinkaya bir araştırma yaptı. Bu biz Diyarbakır'daki artık biz dünyaya böyle bir istatistik yok. Biz istatistik veriyoruz. Çöpünüzü toplarsanız bunun bu kadarından bunu elde edersiniz. %23 verim alırsınız. Sulamayı 1/3 indirirsiniz. Bunları hep denedik. Gübre kullanımını 1/5 indirirsiniz diye bir sonuca ulaştık komposta. Bakın gübrede 1/5 iniyorsunuz. Daha sağlıklı gıda üretebiliyorsunuz. Toprağınızı iyileştirebiliyorsunuz. Türkiye su kaynaklarının %75'ini tarımda kullanıyor. Eğer ki hep beraber verirsek, herkes bir kova yapsa kompostunu, elindeki çöpü, 83 milyon kova ne sağlar biliyorsunuz? O %75'i %25'e indirmeye getirir. Şu anda büyük kuraklık var. Aralık ayının, Ocak ayının ortasındayız. Ve ben yeni ekim yaptım. Sulamaya başladık biz. Çiftçi sulama yapıyor. Ve çok büyük maliyetler. Bu sene çok büyük bir kuraklık bekleniyor. Tabii yağmur da yağmadı. Yağmur yağmadı, şey yapmadı. Şimdi Eda'nın yapmış olduğu araştırmayı şöyle söyleyeyim. Diyarbakır'daki ölçümlerden ve istatistikten yola çıkarak İzmir, Ankara ve İstanbul'da bir çalışma yaptık. Bu üç şehirde günde 907 pazar kuruluyor. Bu 907 pazardan toplanan atıkların yıllık geri dönüşü 2,5 milyon ton kompost. Bu ne demek?
Türkiye 2021 yılında 6.7 milyon ton gübre ithal etmiş. Biz sadece bu 3 şehirde çalışarak 2,5 milyonu, 3'te birini bu 3 şehirden çıkarabiliyoruz. Bütün ülke bir araya gelsek, bunu bilinçli bir şekilde yapsak bizim gübreye de ihtiyacımız yok. Toprağın sürdürülebilirliğini de sağlayabiliyoruz ve su kullanımını en aza indirerek su tasarrufu da sağlamış olabiliriz. Evet. Çünkü elimizdeki su kaynakları artık çok uzun ömürlü değiller. Daha maalesef. İyisini, daha yakın yani daha şey olmak zorundayız. Bu konuda daha bilinçli olmak zorundayız. Şu an kaç kentte kompost şu anda 52 var? 13 şehir. 13 tamam. Şehir, 52 belediye ve İstanbul Havalimanı'nda. Hemen Claudia'nın reçetesine geçiyoruz. Biraz. Olsun, harika. Tamam. Bir tane daha çevireceğim. Sorun yok. No, tamam. Evet. Burada alıyoruz. Mis gibi kokuyor yalnız. Harika. Yiyebiliyor muyuz? Bu tarafta yapacağız. Kazancı bir tarafta yapıyoruz aynen. Şu anda. Evet. Biraz daha yağ ekleyelim. Sadece ne enteresan bir Emine'cim, besin değil mi? Emine'cim, ben konusunda gerçekten Claudio'dan menü planlaması ve Mustafa mutfaktaki istatistik konusunu ondan dinlemen lazım. Evet. İnanılmaz. Şiir evet. Gibi anlatıyor evet. Ve ben... Bana da anlatmıştı. Muhteşem. Hatırlıyorum. Sadece bu iş yemek yapmakla olmuyor. Olmuyor. İşte. Olmuyor, kesinlikle. Olmuyor. O zaman her şeyin başı eğitim diyoruz değil mi bu noktada? Yani çok ciddi bir bu anlamda eğitime ihtiyaç şu var. Şu anda ben şuna da çok inanmıyorum. Artık eğitim bilgi her yerde. Bilgi her evet. Yerde. Ve okullardaki yani şu anda verilen eğitim sistemine bunu koymak belki bir zaman alabilecektir. Belki de bunu çok planlamak gerekiyor. Hı-hı. Bir an önce yapılacağından da eminim ben. Bununla ilgili doğru işler de çok fazla yapılıyor çünkü. Hanımefendinin tohum projesi başladı. Çok büyük bir farkındalık yarattı. Sıfır atık projesi Türkiye'de gerçekten büyük bir farkındalık yarattı. Ve bununla ilgili olarak da artık herkes bir şeyler yapma çabasına girdi. Bu çok büyük bir farkındalık. Türev'in de yaptığı bildiğim kadarıyla çok çalışmalar var bu konuda. Aynen. Ya ben aslında tam olarak şunu söylemek istiyordum. O eğitim mevzusuyla ilgili. Hani hep annelerimiz, babalarımız şey der ya. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Şimdi biz... Hep şunu bekliyoruz. Başımıza bir musibet gelsin evet. Ve bu musibet geldikten sonra hayatımızda bir şeyleri değiştirelim. Şimdi geliyor ama şu an hani görüyoruz işte iklim krizi yaşıyoruz şu an. Su krizi yaşıyoruz şu an tamam mı? Bu iklim değişiklikleri yüzünden sel felaketleri oluyor. Bu iklim değişiklikleri yüzünden yangınlar çıkıyor Türkiye'de ve dünyada. Şimdi bunu göre göre biz bu sadece... Yani bilim insanlarının ya da kanaat önderlerinin bir şey söylemesiyle olacak bir şey değil. Herkesin taşın altına elini koyması lazım. Yani eğer ki o taşın altına elimiz koymazsak biteriz ya. Hep birlikte. Hep birlikte böyle yokuş aşağı bir şekilde gideriz. Buradaki kritik nokta ne biliyor musun? Kritik noktada peki ben ne yapabilirim evet. Kısmı. Kısmı i̇şte evet. Burada biz burada düşüyoruz. Evet. Claudia mutfak planlaması anlatsın. Kimse defter kitap açmıyor. Doğru. Ben birkaç gün önce bir televizyon programında, bir yemek programında bir kış kabağı dolması yaptım ve kış kabağını anlattım. Çok insan bilmiyormuş. Mardin dahil olmak üzere her yerde insanlar kış kabağı arıyorlar. Dolayısıyla Claudio anlatsın, Türev anlatsın, ben anlatayım, o anlatsın. Bizler etki alanlarımız yüksek insanlarız. Sizden anlatın, daha çok evet. Anlatalım. İnsanlar hazır bilgiyi daha çabuk alıyorlar. Doğru. Ve dolayısıyla bunun başlangıcı aslında bu olmalı. Şeyi sorgulamamak lazım. Dinleyici eğitim sisteminde niye bu yok, bu niye böyle olmadı? Kesinlikle. Falan. Artık burada bireysel değiliz. Bireysel çabalar belki bireysel bu anlamda. Bireysel çabalardan ziyade zaten eğitim artık burada. Evet. Kimse geç kitap ansiklopedi karşılaş karıştırmıyor. Eğitim burada, eğitim burada. Bence gastronomi üniversitesi gastronomi öğretmesi lazım. Kesin yanlış anlama. Ama bizim gastronomi üniversitesi kaç tane? Yemek üniversitesi. Doğru söylüyorsun. Evet. Çok haklısın. Doğru. Yani doğru. Mutfak üniversitesi. Evet. Biz bu ihtiyacımız yok. Yok. Açık kesinlikle. Söylüyorum. Ben her zaman da benim takımda söylüyorum. Sen yemek öğrenmek için üniversite giderseniz özür dilerim. Vazgeç. Burada gel. Aynen. Çıraklık yap. Daha fazla bu sene inanılmaz evet. Daha fazla tepki olacak. Workshoplarda bu açığını kapatabilir. Ama böyle talep olursa. Üniversite kesinlikle. Sana eğitim, tarım, tarih, ondan sonra felsefesi, ekonomi, iletişim, pazarlama öğrenebilirsiniz. O zaman da ve şans varsa, senin aile o kadar bir durum varsa, sen eğitim alabilirsiniz veya nerede yaşıyorsa bu destek alabilirsiniz. Çok güzel bir avantaj tabii ki yap.
Etin her zaman şart ama sonunda etin gerçekten her tarafta alabiliriz. Ve artık şey söylüyorlar bazen, bahane olarak da. Ama bazen eğitim İngilizce veya yabancı dilde. Şu anda internet sitesi olarak da o kadar canlı tercüme yapıyorlar. Hiçbir İngilizce bilmek gerekiyor. Yazıyorsunuz, yanında başka bir web sitesi açarsanız otomatik yapıyor. Ya gerçekten, yani artık teknoloji bir zeki kullanması lazım. Kesinlikle. Yani ve bazen eski kitaplardan. Bu çok önemli. Biz eski görmesi lazım yeni bir şey görmek için. Bu çok önemli. Arkada görmeden hiçbir şey olmuyor. Çok doğru. Yani yeni bir vizyon böyle. Biz inovasyon yapmak zorundayız. Tabii. Zorundayız. Ve yeni teknoloji kullanacağız ve ihtiyacımız var. Ne yapmak için? Eski kuralları bazen arkada bakması lazım. Nasıl atıksız yemek yapıyorlar eskiden? Nasıl ekonomi vardı? Ha, şu anda eskiden de bu teknoloji yoktur. Ama bu fikir vardı. Doğru. Taşıyorum, alıyorum ve ileride taşıyacağım. Böyle o yoksa olamaz. Unutulanı belki tekrar hatırlamak. Geçmişi derlemek lazım. Kesinlikle. Bugüne eklemek gerekiyor. Evet. Geleceğe de miras bırakmak gerekiyor. Çok güzel bir laf söyledin, evet, hakikaten. Harika oldu. Yemekle bu sefer diğer tarafını çevirdin. Evet. Biz çitili yapıyoruz şu anda. Şu anda bu tarafta daha iyi olmuş. Rösti gibi değil mi, evet, Claudio? Evet, böyle gibi. Evet. Bana böyle çok böyle bir kültürden geliyor. Bizden İtalya'da pirinçten çok eski bir yemek değildir. Yani biraz da sonra gelmiş, yani açık söylüyorum. Bu taraftan gelmiş yani İtalya'ya göre. Anadolu'dan. Evet. Ondan sonra Kuzey İtalya doğru bir tarımdan dolayı orada yetişkin, yani böyle yetişti. Ve orada bizden, bizim peynirlere ile böyle bir çok böyle başarılı bir lezzetli bir risotto yarattık. Ama yemek ile çok böyle ikinci yemek var. Bizde arancini var. Evet, böyle evet. Pirinç topları. Bu var. Napoli'de var. Şey var. Kek gibi. Biz içeriden kalan pazar günü sosu iki kat yapıyoruz. Ertesi günden öyle börek gibi yiyoruz. Çünkü pirinç eskidenden çok değerli bir şeydir. Kıymetli. Şimdi de değerli. Evet. Ama eskidenden böyle bir staple food değildir. Kesinlikle. Böyle bir özel yemektir. Peki bizim Anadolu'da bu anlamda hemen aklına gelen atıksız mutfak reçetesi olabilecek hangi yemekler var? Papara yaparız. Evet. Ondan sonra yani yine bayat ekmekten. Ondan sonra biraz önce söyledik, ekmek kadayıf yaparız tatlıdan. Evet, evet. Anlat, Anadolu. Anlat. Trit yaparız ondan sonra. İtalya'da en büyük bir avantaj atıksız yemek olarak da biz 2. Dünya Savaş inanılmaz fakiriz. Evet. Biz gerçekten çok az zaman önce, yani 60-70 sene önce açız. Yemek yoktur. Yani örnek yapıyorum, annem de ciğer yemiyor. Çünkü ne zaman doğdu? 2. Dünya Savaş tam ortada. O 2 sene boyunca sadece ciğer yemek zorunda kalmış. O zaman da şu anda yemek istemiyor. Evet. Böyle bir şey var. Ama bana açıklanıyor. Veya ekmek çorbalar, ekmek tatlılar, ekmek balık yumurta açıyorlar. Bir de fırın atıyorlar. Aslında atıksız mutfağın hani birçok şeyi var. İyi yönetmek, iyi malzemeye ulaşmak, o da malzemeyi çok iyi kullanmak ve yaratıcı olmak aslında. Evet, doğru. Yaratıcıysanız mutfağınız atıksızdır. Aslında o nasıl bir şey biliyor musun? İnsanın, biz ise yakın geçmişimize baktığımız zaman insanlar zor koşullarda kaldığından dolayı demiş ki ya bu gıdayı atmayalım, katık edelim. Evet. Bunu evet. Atmayalım, yiyelim bunu demiş. Yani biraz önce Claudio'nun o 2. Dünya Savaşı'ndaki örneği gibi. Şimdi biz şu an kadir kıymet bilmiyoruz bence. En büyük problem bu. Yani o ürünün, o yemeğin, tamam mı, kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Şimdi Türk mutfağı baktığımız zaman kültürel ve ekolojik anlamda aslında çok sürdürülebilir bir mutfak. Kesinlikle. Yani çok çok değerli ve çok kıymetli bir mutfak. Şimdi biz aynı eksende dönüyoruz aslında. Diyoruz ki ya buna sahip çıksak sorun çözülecek. Kesinlikle. Hani soframıza sahip çıksak, öyle bir sofra kültürü var ki çok garip değil mi ya? Doğuyoruz, yemek yaparız, bir şey içeriz. Tamam mı? Sünnet oluyoruz, düğün yapıyoruz.
bir yemek yapıyoruz. Gelenekler ve ritüeller üzerine kurulu bir kültürümüz var. Evet. Şimdi bu kültür o kadar değer, ölüyoruz, ölüm yemeği yapıyoruz. Doğumdan ölüme kadar aslında bizim hayatımızda yeme ve içme var. Bir de şunu söylemek lazım, çok önemli bir proje aslında. Dünyada hani Türkiye'nin de yapılan sıfır atık mevzusuyla ilgili olarak. Biraz önce de söylediğim gibi sıfır atık konusu aslında hanımefendinin, Emine Erdoğan hanımefendinin başlatmış olduğu sıfır atık konusu. Birçok insanda farkındalık yarattı. Birçok işletmede, birçok kurumda farkındalık yarattı. Bunlardan en önemlisi İstanbul Havalimanı bence. Ve biz bunu sonradan öğrendik ki dünyada tek sıfır atık ekosistemine sahip havalimanı İstanbul Havalimanı'ymış. Biz orada bir proje yürütüyoruz. Onların yapmış olduğu birçok projenin içerisinde biz de orada bir proje yürütüyoruz onlarla birlikte. Havalimanında çok enteresan bir bilgi. Havadan ve karadan her gün 150 ton atık geliyormuş. Ve bu 150 tonun atığın... toplama merkezine götürülmesi çok büyük bir maliyet olduğunu düşünüyorlar. Çünkü düşünsenize 150 tonun kaç tane aracın gitmesi ve bir oradaki aradaki mesafeyi ölçüyorlar. 340 kilometre gidiş gelişi her bir aracın. Havalimanı içerisinde bir atık merkezi kuruluyor. O bizim attığımız her şey orada ayrıştırılıyor ve bunun ilk başta %37'si geri çevriliyordu. Şu anda %55'i geri çevriliyor ve hedef %99 civarında. Şu anda bir plastik fabrikası kuruluyor içerisinde. Bizim o kullandığımız suyu bile atık orada filtre edilerek sulamada kullanılıyor. Hani hiçbir şey yapılmıyor ama biz ne yapıyoruz? Oradaki gıda işletmeleriyle ortak bir çalışmamız var bizim de. Havalimanı içerisindeki gıda işletmeleri atıklarını ayrıştırarak bu merkeze gönderiyor. Ve burada da aynı bizim yapmış olduğunuz gibi oksijenli ortamda burada yapılarak, kompostlanarak havalimanının tamamı 76 bin dönüm. Bu 76 bin dönüm etrafındaki ormanlık arazi buraya hep damla sulamalarla çok büyük bir sistem çekildi ve orada ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ve bu ağaçlandırma oradaki toprak kalitesini yükseltmek, mikroorganizma sayısını yükseltmek, ormanın daha sağlıklı bir şekilde daha sağlıklı yetişmesini sağlamak için bu bizim atıklarımızın, o gıda atıklarının hepsi oradaki toprağı iyileştirmek için kullanılıyor. Bu dünyada tek. Çok önemli bir şey bu. Bu da çok güzel bir örnek olarak ben söylemek istedim. O yüzden havalimanındaki işletmeler de bu konuda çok duyarlılar. Ve havalimanı işletmesi de bununla ortak bir çalışma içerisinde gerçekten güzel bir sonuca ulaşıldı. Umudumuz, evet, söylediğin gibi çok güzel bir örnek ama umudumuz bütün kente ve bütün Türkiye'ye bunun yayılması. Bence yayılacaktır. Dediğimiz mutlaka. Gibi yani bizdeki hassasiyet, biz daha hızlı hareket eden bir ülkeyiz. Hızlı harekete geçebilen duygularımızı... Çok hızlı karar veren, çok hızlı bir şekilde bir her şeyi yoluna koyan bir şeyiz. Aslında bütün bunlar, kompost bizim için yeni bir sistem değil. Yeni bir hikaye de değil. Evet. Sadece mesela bunu bana söylüyor, siz mi buldunuz? Hayır, bu bizim hikayemiz değil. Ben sadece eskiden insanlar yemek üretirlerdi. Ya hayvanına verirdi ya da hiçbir şey yapamazsa götürüp toprağa gömerdi. Bu da bir yöntemdi. Fakat şimdi biz o kadar çok miktarlar fazlalaşınca bunu bu kadar miktara nasıl uygulanabilir diye bir sistem kurduk. Yeni bir şey yapmadık. Sadece daha iyi yönetmeyi öğrendik. Şu anda 13 şehir, 52 belediye ve İstanbul Havalimanı. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu projeye başladık ve devam ediyoruz şu anda. Müthiş rakamlar. 16 bin ton atık 1,5 yıl içerisinde ayrıştırıldı. 4 bin ton gübre olarak çevrildi, gübreye çevrildi ve Çukurova'daki çiftçiyle paylaşıldı bedelsiz olarak. Özellikle Adana'da Yüreğir Belediye'mizde en büyük sahayı oluşturduk. Orada da 16 dönüm üzerinde bir sahaya kurduk. Ve öyle. Daha önemli bir şey daha söyleyeceğim. Bugün çok konuştum. Lütfen. Bu atıkların hepsi çöp mü? Ya da hepsini toprağa mı gönderiyorsunuz? Bence Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi de bu. Şöyle, Diyarbakır'da biz bu atıkları topladığımız sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Onlar da Gıda Bankası kurmak istiyorlar ve bunun kanununu çıkartmak istiyorlar. Gıda atıklarının en aza indirilmesiyle alakalı ve faydalı yere dönüştürülmesiyle alakalı. Bize şey dediler, ne yapıyorsunuz? Biz dedik ki biz de pazar yerlerindeki atıkları ayrıştırıyoruz, bunları toprağa iyileştirmek için kompost yapıyoruz. Hatta Dilekçe Komisyon Başkanımız Sayın Belmen Satır bana dedi ki Ebru, bunların içerisinde o kadar çok paylaştığım fotoğraflarda düzgün sebze meyve var ki biz yeni bir yatırım yapmadık. Sadece mevcut olan belediyenin temizlik hizmetlerinin organizasyon planını değiştirerek bütün bu işleri gerçekleştirdik. Tamamen belediyelerinin işini yapıyoruz. Aslında herkes ne kadar yatırım yapmamız lazım, ne kadar maliyet gerek, hiçbir maliyet gerekmiyor. Sadece mevcut sistemi düzenlemek. 6 tane kadın çalışan, belediyede gündüz çalışanı akşam pazara yönlendirdi o zaman kaymakamımız. Hı hı. Ve ondan sonra biz pazardaki atıkları ayrıştırırken onlar da sağlam olanları ayrıştırdılar.
bu atılan, biraz önce tezgahta şurada duran adamlar, şeyler, ürünler, biraz sonra adam bunu depolama maliyetinden üstlenmemek için yere bırakıyor ya da kasaya bırakıyor. Bunları ayrıştırdık. Toplam atığın %10'u ile %15'i arasındaki sağlam bize geri dönmeye başladı. Bu rakamlar çok büyük. 30 şeyden 10 tane pazar düşünün. Ne yaptık biliyor musunuz? Bir tane arşivi kurduk. Bu sebze meyvelerin hepsini topladık. Her akşam fotoğrafı çekiliyor. Bunu hocalarımıza, şef hocalara gönderiyoruz. O ekibini kurdu. Biz fotoğrafları, onlar planlamayı akşamdan yapıyorlar. Malzemeyi bir aşevi kurduk. Günde 1200 kişiye pazar kaynaklı fazla gıdadan yemek yapıp bunları sıcak yemek olarak dağıtmaya başladık. Dahası baktık ki bazen domates çok geliyor. Bazen biber çok geliyor. Bazen meyve geliyor ve bunları değerlendiremiyoruz. Konserve ürünü haline getirdik. Birini salça yaptık, domates sosu, turşu, reçel. Bir gıda bankası kuruldu. Onlar da ihtiyaç sahipleri için gıda bankası aracılığıyla yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Aslında 0-0-0 istenirse sadece biraz harekete geçmek lazım. Örnek modelleri geliştirmek lazım. Planlama yapmak lazım. Çok kesinlikle önemli. Planlama lazım. Bir de doğru şey, başarı hikayelerini çok daha fazla paylaşmak gerekiyor. Bence Kayapınar Belediyesi bu işin öncülüğünü getiriyor. Türkiye'de iyi bir şey yaptılar. Diyarbakır, Kayapınar. Ondan sonra bence Adana bu işin tamamen sistemini kurdular. Kurdular. Özellikle evet. Yüreğir Belediyesi 16 dönümü açtı. Bizim bu portakal bahçelerinden yere düşen, hepimizin üzüldüğü, aslında onlar da gübre ama çiftçi sineklenme yaptığı için onu çok fazla istemediğinden evet. dolayı, nereye atacağını bilmediğinden dolayı Seyhan ve Ceyhan Nehri'nin ya şeyini atıyorlarmış, kanallarını atıyorlar. Doğru. Akdeniz meyve sineğiyle mücadele ediyoruz sonra biz. Orada bataklığı tekrar besliyorlar. Doğru. Çok büyük bir kısır döngüydü. Şimdi onlar toplanıyor. Hepsi dönüştürülüyor. 4000 ton büyük bir rakam. Biz müthiş kendi rakam. İmkanlarımızla kesinlikle. Kendi toprağımızı iyileştirir, sürdürülebilirliğimizi sağlayabiliriz ve yine sağlıklı gıdaya ulaşabiliriz. Dilerim herkese müthiş örnekler olur bu anlattıkların. Biz hemen Claudio'nun hazırladığı yemeğimize dönelim. Ben Ebru'yu o kadar evet. seviyorum. Gerçekten satarca diliyoruz. Şaka değil gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. O için de çok mutlu. Şimdi bizim pirinç hazır gibi. Şunları da toparlayalım. Uf, muhteşem. Çok güzel. Koku çok güzel. İkinci tarafta her zaman da daha güzel oluyor. Burada genelde bizden böyle yiyoruz. Kaşıklayarak. Evet. Biz paylaşıyoruz biraz. Yani biraz İstediğimi yiyebiliriz. Yani. Ben de buradan şey vereyim, birer çatal. Çatallar burada var sanki. Var mı? Var. Hı-hı. Var. Tabak büyüyor anladığım kadarıyla. Evet. Sana doğru böyle gidiyoruz. Ya da taş kağıt makasla. Evet, sana doğru gidiyoruz. Sana doğru. O tabak senin Türevcim. Güzel görünüyor. Evet, çok güzel görünüyor. Çünkü yemeği keyifle yiyen nadir insanlardansın. Ben, bakınca doyuyoruz ben, sana. Ben çok seviyorum yemek yemeyi. İyi yemek yapabilmenin bence en önemli sırrı bir iyi de, yemek yiyebilmek. Hani hep şeyde Emine'cim hep ürünlerden konuşuyoruz ya, ürünün en iyisi nerede diye. Aynen. Türev o diye o lahmacuncu neredeydi evet, bir aynen. anlatsana diye falan böyle başlayıp. Evet. Türev'le ilgili bu tip sohbetleri çok duyar oldum. Aynen. Evet. Ben hani iyi yemeğin ve iyi ürünün sürekli peşinde olduğundan dolayı. Biz her yere gittiğimizde önce Türev'i arıyoruz. Evet. Falan. Türev. O Türev'in Anladım. Değil mi? Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ya var ya eline sağlık. Ben sağlık. De bir çatal alayım. Şöyle verdim. Teşekkür ederim. Peçeteler. Bu biz genelde bir başlangıç olarak. Baba, hiç başlangıç falan değil, direkt şahane. Yiyebilirsin. Ana yemek. Ana yemek. Muhteşem olmuş Claudio, eline sağlık. Claudio, ellerine sağlık. Bu çok bizim bir yöresel bir şeydir. Hı. Ve ben böyle çok inanıyorum. Bizim kültürler çok farklı değildir. Hiç değil. Bizim ham maddeler çok benziyorlar.
Ve ben bu çok inanıyorum. Ben çok şeyler son 13 senedir inanılmaz öğrendim. Ve beni yemekler artık 13 sene önce bir yemek değildir. Doğru. Değiştirdi. Birkaç tane Türk yemekleri çok malzemeler kullanıyorum. Türk teknikler kullanıyorum. Zeytinyağı çok kullanıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Bence paylaşırken kaç tane benim kültürel buradan geliyor. Ve biz daha fazla zengin oluyoruz. Çünkü kültürel böyle bir şey. Bizim eskidenden bu kadar böyle bir sene yoktur. Daha fazla değiştirdi. Herkes birbirini etkiliyor tabii ki. O için. Tamam. Ben yemek yapmaktan hoşlandım, doyurmaktan hoşlandım. İki şefin yanındayım şu an. Harika. Senin yemeklerini çok seviyorum. Türev'de ne verirsen ye. En mutlu ben oluyorum. Ne verirsem yiyorlar ve keyifle yiyorlar. Harika. Ama Evre öyle büyüdük biz. Evet. Yani evde de biz hani ben ki, anneme demezdim ki anne bu yemeği mi yaptın denmez ki bizde. Kesinlikle. Hani ne yapılırsa o gün hani sofrada ne varsa afiyet oturursun. Afiyetle yenilir. Afiyetle yenilir. Tamam mı? Şükredersin. Kalkarsın sofradan. Bizde yani de hani şöyleydi. Önümüzde öyle ortaya bir tabak konuldu. İşte. Yiyorsan ya yemiyorsan. Patates kızartmadığı için. Orada hayat mücadelesi orada başlıyor evet, bizde de. Peki Türev. Konumuz sıfır atıktı. Çok güzel bilgiler anlattın bize. Son olarak söylemek istediğin bir mesajın var mı? Ya şöyle. Aslında ilk söylediğim şeye tekrar geri dönmek istiyorum. Bizim samimiyetle bir söz verip boynumuzun borcunu evlatlarımıza ödememiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu taşın altına hepimizin elini sokmamız lazım. Taşın altına hepimiz elini sokmamız lazım. Ve hep birlikte kültürel mirasımıza sahip çıkmamız lazım. Harika. Kesinlikle. Ebru'cum peki sen? Benim söyleyecek son çok olarak şeyim var aslında. Kısa Ebru, kısa. Kısaca, yani, kısaca bir cümle. Yani ya hangisini söylesem diye hangisini söylesem aslında çok şey var dediğim gibi hepimizin bir lezzet hafızası var. Hepimiz evdeki yemekten bahsediyoruz. Annemizin pişirdiği yemekten, evet, evdeki soğan kokusundan, Claudio'nun annesinin yaptığı yemeklerden. Bana hamburgeri anlatmıştı dışarıda bir gün. Çok önemli şey, çok güzel bir hikayesi vardı. Dışarıda Claudio oynamaya gidiyor ve herkes hamburger yiyor. Ve evde yapılanı değil dışarıdakini istiyor ama evdeki daha lezzetli tabii. Sonradan söylüyor. Şimdi hep böyle bunlar bizim lezzet hafızalarımız. Bu lezzet hafızaları bizi bugün buraya taşıyor. Dediğim ben Claudio'nun dediğine gene katılıyorum. Kimseye yemek yapmayı öğretemezsiniz. Yemek bir duygu işidir. Öyle. Ve bu sizi önce evde öğrenilen bir duygudur. Kokular sizi besler. O kokularla birlikte zaten sonrasında her şeyi çok iyi yapabilirsiniz. Hissetmeniz gerekiyor. Bizim gelecek nesile bu hafızayı taşımamız gerekiyor. Şu anda çok büyük bir sınırımız. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Çok zengin bir ülkeyiz. Çok kıymetli bir ülkeyiz. Ve biz o kadar bolluk içinde yaşıyoruz. Ve hala biz dünya suyu konuşurken su kaynaklarının bittiğini, yemekte yemeğe gıdaya ulaşımın ne kadar zor olduğunu konuşup ve daha bunun ciddi kararlarını alırken hala biz bunun bilincinde değiliz. Bizi etkileyen tek şey bu fiyatı yükseldi mi yükselmedi mi? Ama ondan sonraki bir sonraki adım bunu bulamamak. Biz burasında değiliz. Çünkü ülke o kadar zengin ki bunu her seferinde bize o kadar fazla sundu ki biz hiç bu yokluğu çekmediğimiz için bugün bunun olabileceğini tahmin etmiyoruz. Aslında olacak, bir gün olacak ve dolayısıyla olmadan hepimizin el ele vermesi, bilinçli bir şekilde insanlara doğru şeyi, yolu göstermek zorundayız. Çok güzel projeler var. Çok iyi yapılan işler var. Bu konuyla ilgili çok iyi iş çalışan şef arkadaşlarımız var. Belki de hepimizin bir araya gelmesi gerekiyor. Tekrar bir şeyleri tekrar kurgulamak zorundayız. Bunu kendimiz için yapmazsak çocuklarımız için. Hani diyoruz ya ben çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarım için büyük yatırımlar yapıyorum. Çocukları sevmek bu değil. Çocuklarınız belki 5 yıl sonra içecek suyu, belki banyo sürekli bizim gibi her gün duş alacak lüksü olmayacak bu çocukların. Temiz su bulamayacak. Temiz evet, su bulamayacak. Bu çocuklara iyi bakıyoruz anlamında onları çok iyi okullara göndererek iyi bir gelecek vermeyeceğiz. Onlara yaşanabilecek, nefes alabilecekleri bir hava, yiyebilecekleri bir yemek bırakabilirsek eğer öyle olacak. Yani belki lezzet hafızası lüks olabilecek ama gıdayı bulabilme, erişebilmeleri noktasında zorluk yaşamayacakları bir gelecek bırakmak zorundayız. Bu da bizim hala elimizde. Kesinlikle katılıyorum sana. Evet Claudio. Ben sadece güzel bir yemek hazırladın. Istiyorum. Bence duygusuz, aşksız, heyecansız bir yemek yoktur. Ne güzel. O için ne zaman biz tarım insanları, bizim büyük annelerde, bizim büyük babalarda, bizim gelen topraktan saygı gösteriyoruz, bizi yemekte otomatik olarak da duygusu var. Bir tane umut var, bir tane bir işlik var içeride. Biz sadece bu takip etmesi lazım.
O kadar basittir. Bir domates elinde alırken o domates ne kadar büyük yolu yaptı benim elinde gelmek kadar götürürken ondan sonra her şey çok basit oluyor. Biz sadece biraz daha değer vermesi lazım. Kesinlikle. Ha? Biraz da böyle superficial değil, biraz da içeriden girmesi lazım. O kadar. Ondan sonra ne bizim aile için yemek yapıyoruz veya bizim restoranda yemek yapıyoruz veya arkadaşla yapıyoruz çok basit olacak. Çok güzel bir şey söyledi. Harika şeyler söyledi. Aşksız, tutkusuz diyelim. Evet. Aşksız, sevgisiz ve tutkusuz yemek olmaz. Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hayat olmaz. Evet. Bence bu gerçekten bir motto olmalı hepimiz için. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum gerçekten. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun.